Merhaba, ben iş mimarı ve çevre tasarımcısı Berna. Bugünkü konumuz yatak odalarını nasıl düzenleyeceğimiz. Bu videoda size yatağın konumu ve şekli nasıl olmalıdır, dekorasyon elemanlarını nasıl kullanmalıyız, perde ve halı seçerken dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Yatak odasında ilk dikkat edeceğimiz şey yatağın konumu. Yatağın başı haricinde hiçbir kısmı duvara dayanmamalıdır. Tek kişilik yataklarda bu sıkıntı olmaz, fakat çift kişilik yataklarda yatağı kullanan iki kişi olduğu için iki taraftan da yatağın erişimi olmalıdır. Yatak başını pencere altına denk getirmememiz gerekir, çünkü bu birkaç sıkıntıya sebep olur. Bunlardan ilki, günün ilk doğan ışıkları size vuracağından dolayı uyku kaliteniz bozulacaktır. İkincisi, pencereyi açık unuttuğunuz takdirde kafanızı çarpabilir ya da çeşitli kazalara sebep olabilirsiniz. Üçüncüsü ise perde uydurmanız zor olacaktır. Fonu ne tarafa koyacaksınız, tülün boyu nerede bitecek derken uyumsuz bir şey çıkacaktır ortaya. Bu sebepten ötürü yatağınızı pencere altına denk getirmeyin. İkinci dikkat edeceğimiz şey ise yatakla komodin arasındaki yükseklik ilişkisi. Üç şekilde olabilir bu ilişki. Ya komodin yataktan alçak olur, ya yatağın üst kısmıyla aynı seviyede olur, ya da yatağın üst kısmından yüksekte olur. Burada bizim için en kullanışlı ve rahat olacak olan yatakla aynı seviyede olan komodinlerdir. Çünkü komodin yüksek olduğunda uyku haliyle bir şey almaya çalıştığınızda o komodine çarpma ihtimaliniz çok yüksek. Düşük olduğunda da erişiminiz daha kısıtlı olabilir, ama o da rahat kullanılan bir modeldir. Yani siz tercih ederken aynı seviye ya da yatak seviyesinin altında komodinleri kullanırsanız rahat edersiniz. Bir diğer dikkat edeceğimiz şey ise yatakların altını depolama veya saklama alanı olarak kullanmamak. Yatak çeşitleri 3 tanedir. Bunlardan ilki bazalı, yani altı kapalı tipte olan yataklar. İkincisi 4 ayaktan oluşan yataklar. Üçüncü ise uzaktan baktığınızda yüzermiş gibi duran, yani havadaymış gibi duran yatak çeşididir. Bunlardan ilki, yani bazalı ve kapalı olanlar, size saklama alanı yaratır, fakat eğer odanız darsa odanızın daha dar gözükmesine sebep olur. Diğer açık olan tiplerde de saklama ve depolama yapmanız tercih edilen bir şey değildir. Çünkü bu da odanın daha dağınık ve karmaşık gözükmesine sebep olabilir. Bu sebeple her şeyin bir yeri olsun ve siz altı açık olan yatak modellerini tercih edin. Yatak odanız daha ferah gözüksün. Yatak odalarında desenli duvar kağıdı, kumaş panel ya da taş kaplama gibi bir uygulama kullanmak istiyorsanız, bunu odaya girdiğinizde en büyük odak noktasına yapmanız lazım. Burası da yatak başını dayadığınız duvardır. Başka bir duvara yaptığınız takdirde bu odak noktaları birbiriyle yarışmaya başlayacaktır. Özellikle desenli duvar kağıtlarına dikkat etmemiz gerekir. Bunlar eğer yoğun desenli, üstü renkli duvar kağıtları ise 4 duvara birden döşememiz odanın daha boğucu olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden tek bir duvarla bırakmamız yeterli olacak. En büyük odak noktasının yatak başı ve yatak olduğunu söylemiştim. Bu sebepten dolayı yatak başınızı odanızdaki diğer mobilyalarınıza uydurmak zorunda değilsiniz. Şöyle örnek vereyim. Modern bir yatak odası beğendiniz. Komodininiz, dolabınız, yatak başınız hepsi aynı. Bu biraz tek düze olabilir. Yatak başını daha ihtişamlı, daha farklı bir model seçmeniz odanıza daha farklı bir hava katacaktır. Yatak odasında aydınlatma konusundan bahsetmeden önce ışık hakkında ufak bir bilgi vermem gerekir. Işık rengi Kelvin derecesine göre değişir, ama bu videoda biz kısaca sarı ve beyaz ışık diye bahsedelim. Yapılan çeşitli deneylerde beyaz ışığın uykunun kaçmasına sebep olan hormonları salgılattığı tespit edilmiştir. Bu sebepten dolayı dinlenme ve yatak odalarımızda sarı ışık tercih etmemiz daha kolay rahatlamamıza ve uykuya geçmemize yardımcı olacaktır. Yatağınızda kitap okumayı ya da çalışmayı seviyorsanız yatak üzerindeki direk aydınlatma sizi rahatsız edebilir. Ama bir başucu lambanız varsa bu sizi rahatsız etmeyecektir. Özellikle bir de bunun anahtarını ayarlanabilir seçerseniz parlaklığını istediğiniz zaman arttırabilirsiniz, istediğiniz zaman düşürebilirsiniz. Yatak odası güneşliklerinde güneşi kesen cinsten kumaşlar kullanırsanız gün içinde dinlenmek istediğinizde rahatlıkla odayı karanlık ortama geçirebilirsiniz. Son olarak yatak odanızın daha ferah gözükmesini istiyorsanız yüksek wattlı sarı ışıklar tercih edin. Yatak odasında kullanılan parça parça halılar görsel olarak hoş durmayacaktır. Bu yüzden iki tarafında yataktan kalkarken ayağını halıya basabileceği şekilde büyük bir halı koymanız görsel olarak daha hoş duracaktır.
Yatak odasına değişik desenler kullanmanız odaya ayrı bir hava katacaktır. Mesela perdeniz çiçekli bir desen diye aynı desenle yatak örtüsü seçmek zorunda değilsiniz. Bu uyumlu durmak yerine daha çok boğucu duracaktır. Gelelim odada kullanacağımız renklere. Beğendiğiniz bir rengi odanın her alanında aynı tonla kullanırsanız bu boğucu olacaktır. Bundan kurtulmak için beğendiğiniz rengin gri katılmış tonlarıyla birlikte kullanırsanız oda daha kaliteli gözükecektir. Yatağın üzerine koyacağınız farklı boyuttaki yastıklar yatağınızın daha zengin durmasını sağlar. Yastıkların yerlerini değiştirerek de günlük farklılıklar yaratabilirsiniz. Dekorasyonda bir bütünlük sağlamamız için yatağımızın üstünü yatak örtüsüyle örtmeliyiz. Çünkü sadece yorganı bıraktığımızda yorgan tam yatağın üstüyle aynı boyutta olduğu için yatağın yanları gözükecektir. Bu istemediğimiz bir görüntü. Bu yüzden şık bir yatak örtüsüyle yatağımızı örtüp biraz önce dediğim gibi birkaç farklı boyutta yastıklarla da görüntünün bütünlüğünü sağlayabiliriz. Eğer yatak başınızın üzerine tablo asmak istiyorsanız bunun bazı kuralları var. Seçtiğiniz tabloyu asarken tavanla yatak başı arasındaki boşluğu aynı bırakırsanız astığınız tablo yatak başı üzerinde sanki yüzüyormuş gibi durur. Bunun önüne geçmek için tabloyu bir nebze yatak başına yaklaştırırsanız ikisi arasında uyum sağlarsınız ve aradaki dengeyi kurmuş olursunuz. Siz de yatak odanız hakkında yardım istiyorsanız yatak odanızın fotoğraflarını aşağıdaki mail adresine yollayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.